Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 17 Nisan Çarşamba'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Fed Başkanı Powell yakın zamanda faiz indirim ihtimaline kapıyı kapattı. Dün akşam Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Powell, enflasyonda güvenin sağlanması muhtemelen biraz daha uzun sürecek dedi. Powell, yüksek enflasyonun devam etmesi halinde mevcut faiz oranlarının korunacağını da belirtti. Fed Başkanı bir önemli mesaj daha verdi ve şöyle dedi. Son çeyrekteki enflasyon, Fed'in bu yıl faizleri ne zaman düşüreceği ya da düşürüp düşürmeyeceği konusunda yeni bir belirsizlik yarattı. Halving'in uzun vadeli etkisi hafife alınıyor. Bu ifade kripto varlık yönetimi şirketi Bitwise'ın son raporunda yer aldı. Bitwise, tarihsel olarak halvingin fiyat için olumlu olduğuna vurgu yaptı. Şirket, Bitcoin'in 2012'deki halvingden sonra %8.800, 2016'daki halvingden sonra %285 ve 2020'deki halvingden sonra %548 arttığını belirtti. Raporda halvingi takip eden ay ise Bitcoin'in 2012'de %9 yükseldiği, 2016'da %10 düştüğü ve 2020'de de %6 yükseldiği kaydedildi. Solana tabanlı meme coinlerin son günlerde yaşadığı düşüş bazı büyük yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldü. Özellikle iki büyük Solana yatırımcısı SLERF, BOME ve BODEN coinlerini agresif şekilde toplamaya başladılar. Öte yandan bazı balinalarsa düşüşlerde paniğe kapıldılar. Tespit edilen 4 büyük yatırımcı toplamda 12.4 milyon WIF sattılar. Ancak WIF fiyatı çok geçmeden sattıkları seviyenin üzerine çıktı. Open AI'ın kurucusu Sam Altman'ın projesi Worldcoin dün gizemli bir paylaşımda bulundu. Projenin resmi X hesabından 17 Nisan günü işaret edildi ve ayrıntı verilmedi. Worldcoin'in bugün önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Kripto paranın fiyatı ise gelişmenin etkisiyle %10 oranında artış gösterdi. Bitcoin'de halving iyice yaklaşırken Grayscale şirketi de adeta kendi halvingini yaşıyor. Grayscale'ın Bitcoin ETF'inde tutulan BTC adedi dün itibariyle yarıya indi. Her gün 10 milyonlarca dolarlık satış yapılan ETF'de 619 bin BTC'den 311 bin BTC kaldı. En çok kullanılan kripto para cüzdan uygulamalarından biri olan Trust Wallet kritik bir uyarı yaptı. Şirket, iMessage yoluyla cüzdan kullanıcılarını hedef alan yüksek riskli bir güvenlik açığı keşfedildiğini duyurdu. Açıklamada, iOS kullanıcılarının iMessage'ı en kısa sürede devre dışı bırakmalarını öneriyoruz denildi.